Kimsenin dilinin altında bakla ıslatmam ben. O baklayı diliyle birlikte söker alırım. Ben yokken bir şey mi oldu? O kadın gelip beni dövdü. Kardeşimle bir şey yapacaktı. Sırtına atladım, beni dövdü. Kim? Kimdi o kadın? Reis Bey'in karısı mı? Evet o. Zilha. Eşber yok mu gene? Yok. Dayısının otelinde. Bu resmin döneceği yok. Bizimki adam olsa da, orada sabit kadem olsa. Önünde bir örnek olsaydı Eşber de adam olurdu. Dayım seni hasbelkader bir yere getirmiş. Bu fırsatı iyi kullan. Şansını da fazla zorlama. Çıllık. Sen ısırgan olduysan ben deve dikeniyim. Kendi silahınla vuracağım seni Eşber. Göreceksin. Eşber orada mı? Çalışıyor. İyi iyi. Keşke bir gün gelseniz. Hem Eşber Bey'i görürdünüz, hem de size danışmak istediğim bazı konular vardı. Bana yol gösterirdiniz. Tabii, gelirim bir gün. Mutlaka bekliyorum. Ellerinizden öperim efendim. Ödümü patlattın hükümet. Deli misiniz? Hadi söyle. Sonra söylerim. Sen biliyorsun zaten değil mi? Birkaç ay sonra doğurup ana olacaksın. Hala aklım bir karış havada. Varsa da yoksa da Mihrali. Kalk da yat, dinlen biraz. Ana! Ana! Mihriban! Mihriban! Ne oldu kızım? Dur, kımıldama. Bir şeyler oluyor ana. Dur kızım, dur. Mihriban! Kanaman var yavrum senin. Sen şimdi gel beni dinle. Mihriban'a git. Onu burada beklediğimi söyle. Tamam, tamam, tamam. Doğdu doğalı, bebeğimi kucağına almadın daha. O senin kardeşinin bebeği, benim canım. Neden sevmekten kaçıyorsun? Bilmiyorum. Doğrusunu istersen içimden gelmiyor. Güceneceksin, kırılacaksın biliyorum ama yiğidi kucağıma alıp sevmek içimden gelmiyor. Ama sen onun dayısısın. Dayısıyım ama yiğit Eşber'in çocuğu. Eşber'e olan öfkem kendi yeğenimin sevgisini bastırıyor. Hükümetin önünden geçtim. Allah'ım. Yapamıyorum. Kanaması durmuyor Meryem. Mihriban. 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 Hükümetin önünden geçmem. Mihriban kızım. Yavrum. Hükümetin önünden geçmem. Mihriban! Kızım! Hükümetin önünden geçme! 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 Mihriban!
Mehriban! Mehriban! Beni bırakıp nerelere gidiyorsun? Mehriban! Mehriban! Yavrum! Mehriban! 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 Allah, Mehriban, sen yardım et ya Rabbi. Yavrum, aç gözlerini. Bir şey oldu. Mutlaka bir şey oldu. Şükürler olsun sana. Ana. Hey kızım benim. Hay yavrum. Anan kurban olsun sana. Hadi aç gözünü. Buradayım yavrum. Hadi. Hükümetin elinden geçtim. Hükümetin elinden geçtim. Hükümetin elinden geçtim. Hükümetin elinden geçtim. Abi? Hocam mı? Uyur mu lan? Uyur mu lan? Hocam mı? Hı?
Abi, ne oldu? Hiç. Söylediklerime mi üzüldün? Bilmiyorum. Of, of abi, of. İçimde bir şey var. Baş edemiyorum Fadime. Bak şu bebek meselesi var ya, seninle bir alakası yok, tamam mı? Biliyorum. Eşber. O da değil. Yani Eşber'le alakalı değil. Benim meselem içimde, tamam mı? Bir tarafım var, iyi hoş. Ama bir tarafım var ki canavar bile masum kalır. Kendimi kaç defa iyiydi toprağa gömerken yakaladım, biliyor musun? Ne? Öyle de korkağım işte. Sana bana ettiklerini Eşber'in kendisinden değil, bebesinden almayı hayal edecek kadar korkağım. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Kapıyı açası be kadın, senin deli geliyor. Kim? Hükümet mi? Hükümet hangi ağacın dibinde köpeğine sarılıp yatmıştır Allah bilir. Sen de bir tuhafsın hoca efendi. Hocam mı? Aa, üstüme iyilik, sağlık. Hocam mı? Hocam mı lan? Hocam mı lan? Hocam mı? Vallahi geliyor. Kendin bir alem, köpeğin bir alem. Şşş, çekil, çekil, çekil dedim. Gitti hocam mı? O gitti, o gitti, o da gitti geldi, gitti geldi. Hükümet kim gitti, nereye gitti? O gitti hocam mı? O gitti, oraya gitti, gitti geldi, gitti geldi. Allah Allah, bir şey anlatmaya çalışıyor ama. O dediğin kim hükümet, adı ne? Mihriban Baba, Mihriban Baba, oraya, gitti geldi, gitti geldi. Mihriban mı? Aa, Mihriban'a bir şey mi oldu yoksa? Yürü Hükümet yürü. Hele bir bakalım. Bu gidip gelmek ne demekmiş? Geçti kızım. Geçti artık. Bebek ne oldu? Bebek iyi. Onu merak etme sen. Tepinip duruyor hala. Yapma kızım. Ağlama artık. Yeter artık. Harap ettin kendini. Bırak ağlasın Meryem. Bırak içini döküp rahatlasın. Kızcağız kendini sıka sıka bu hale gelmiş. Elleme. Bırak ağlasın. Bırak. Shh, stop!
Parsik! Ne yapıyorsun lan? Mirali? Hoca emmi. Bebeğe bir şey olacak diye çok korktum Mihral. İnan ben de ölürdüm o zaman. Şşş, kötü şeyler söyleme. Allah'ın izniyle sana da bebeğe de bir şey olmayacak. Hep böyle kaçak mı yaşayacağız Mihral? Nereye kadar sürecek bu? Teslim olmak için cezaevinden kaçmadım ben. Kendimi temize çıkaracağım Mihriban. Adnan'ı öldüreni bulacağım. Rasim'le Eşber'in işi o. Biliyorum. Ama savcı delil ister, şahit ister. İspatlamaya mecbur. Tek başına. Hem de kaçarken nasıl olacak bu? Bir yolunu bulurum elbet. Mihrali. Manyak mısın nesin? Vallahi ne oldu bilmiyorum hoca emmi. Birden kapı pencere açılıverdi şak diye. Bir rüzgar doldu içeri, her şeyi savurdu. Allah Allah. Ne olduysa ondan sonra oldu. O rüzgarla Mehri bana can geldi sanki. Gitti. Gitti geldi. Gitti geldi. Ah. Ne olacak Mihral ile Mihriban'ımın hali hoca emmi? Bir gün olsun yüzleri gülmedi. Daha el kadar kuzuyken sille üstüne sille yediler. Daha ne kadar sürecek bu çile? Bitmeyecek mi hiç? Bilsem. Ah bir bilsem Meryem. Ama gaybı kim bilir ki Allah'tan başka. Gidiyor musun? Mehmet'in elbiselerinden bir iki parça da Arif abi için aldım. Gitme. Ben de istemiyorum canım. Ama daha fazla kalamam. Bir gören olduysa siz de yanarsınız. Mihrali, avukat temize başvurmaya ikna olmuş. Hani diyorum belki de... Olmaz Mihriban. Ok yaydan çıktı bir kere. Kırılırsa dayanamam. Bulamadım ne demek lan? Otelde yedek anahtarsız odam olur. Teres. Ama efendim. Bahane arama yürü. Anahtarları bulmadan gelirsen kırarım bacağını. Bağış üstüne efendim. Otelin adam gibi bir müdürü olsaydı şıp diye bulunurdu yedek anahtarlar. Üşüdün galiba. Yo. İstersen benim odaya gidelim. Bu halde durma ortalık yerde. Bir şey yok halimde. Müzik
İnadı bırak. Sağ olun. Efendim. Sağ olun efendim. Anahtarı buldum efendim. Güzel. Bacakların kurtuldu demektir. Aç. Buyurun efendim. Arif abi. Arif abi, kalk. Bir daha dönmeyeceksin sanmıştım. Biz bu yola birlikte baş koyduk abi. Hadi buradan gitmemiz lazım. Jandarma mı? Yok. Takip etmelerine imkan yok. Ama biz yine de tedbir elden bırakmıyor. Köye gittin değil mi Mihriban'a? Bir şeyler getirdim. Tabii tabii. Bakkala kadar gittin geldin herhalde. İki paket de sigara alsaydım bari. İçim dışıma çıktı ıslak sigara içmekten. Aldın bile al. Helal be. Helal sana Mihrali. Aç karnını içmeyeceksin değil mi? Aa, yine de. Abi, sana bir şey soracağım ama kızmayacaksın. Kızmam. Beni seviyorsun değil mi? Ne demek şimdi bu? Elbette. Beni seven benden bir parçayı da sever o halde. Lafı nereye getireceksin? Doğdu doğal bebeğimi kucağına almadın daha. O senin kardeşinin bebeği, benim canım. Neden sevmekten kaçıyorsun? Bilmiyorum. Doğrusunu istersen içimden gelmiyor. Güceneceksin, kırılacaksın biliyorum ama... ...yiğidi kucağıma alıp sevmek içimden gelmiyor. Ama sen onun dayısısın. Dayısıyım ama... Yiğit Eşber'in çocuğu. Eşber'e olan öfkem kendi yeğenimin sevgisini bastırıyor. Kendini mi dövüyorsun Demir'i mi? Geri gel oğlum. Kolay gelsin hocaemmi. Sağ ol. Hocaemmi bırak o çapayı. Artık seni emekli ettim. Hayrola? Belediyeyi bırakıp Diyanet İşleri reisi mi olur Azam Bey? Yok hocaemmi. Bizim belediyenin park ve bahçeler müdürü var ya. Fındık Ali. Ona talimat verdim. Artık parkı sularken caminin bahçesine de bakacak. Sen yorulmayacaksın. Pek güzel düşünmüşsün. Allah razı olsun. Ama ben bu işi seviyorum Hasan Bey.
Bu işten emekli olmaya da hiç niyetim yok. Sen bilirsin hocam mi? Ama ne zaman istersen belediyede reisi de emrindedir bilmiş ol. Sağ ol. Gel bir çay içelim. İçim eziliyor Fadime'yi gördükçe. Ama elimde değil, ne yapayım? Bir yandan da Eşber'i hatırlatıyor bana. Öyle rezil durumdayım ki Emine, ne yapacağımı bilemiyorum. Kabulleneceksin, ne yapacaksın? O senin kardeşin ve beste yeğenin. Buna razı olmaktan başka yapabileceğim bir şey yok ki. Ol demesi kolay Emine. Ol deyince oldurmak Allah'a mahsus. Senin niyetin oldurmak değil galiba Seyfullah. Senin niyetin öldürmek. Oh be, bir de çay olsaydı var ya. Şöyle ince belli bardakta tavşan kanı. Değme o zaman keyfime. Daldırdın gene. Neler düşünüyorsun Mikralim? Hiç. Hadi be. Bu soruya hiç diyebilmek için neler vermezdim biliyor musun? O lafın gelişi be Arif abi. Kapana kısılmış gibi hissediyorum kendimi. Ya da biri boğazımı sıkıyor sanki, nefes bile alamadım. Kafandaki her neyse yap. Yoksa mezara kadar boğazını sıkmaya devam edecekler Mikrali. Bana diyene bak. Ya sen? Sen yaptın mı abi? Yapamadım. O kadar cesaretim yoktu be Mikrali. O yüzden buradayım ya işte. Yüreksizliğin sürgünündeyim. Bu meselede bir şey biliyor da saklıyorsan yarın hak katında iki elim yakanda olur Azam Bey. Adnan'ı öldürenin Mihrali olmadığından adım kadar eminim. Rasim'le Eşber'e dair de şüphelerim var aslında. Şayet bu işin arkasında oğlunla kaynın varsa, sen de bunu biliyorsan yazıklar olsun sana derim. Ya amma yaptın hocam mı? Bilsem aha bak Allah var. Kendi elimle kulağından tutup teslim ederim Eşber'e. İnanmadın mı? İnandım Hasan Bey. Ama gene de bir hatırlatayım dedim. Belki bu işin ucundan bir de sen tutarsın da şu garip yetimleri bu azaptan kurtarırız. İnşallah hocam. İnşallah. Sür Salih. İnşallah dersini almışsındır Veysel Efendi. Ha? Aldın mı lan? Aldım Eşber ağam. Aferin. Şimdi bırakacağım seni. Yalnız bütün bildiğin ağları unutacaksın, tamam mı? Adana'nın ağasını da unutacaksın. Adnan'ın ağasını da. Unuttum bile ağam. Aa yok dedim sana lan. Yok yok. İşte böyle. Şimdi defol git hadi. Dur! Her gün buraya gelip bana tekmil vereceğim Veysel Efendi. Aa deyip demediğine bakacağım. Tamam mı? Tamam, geleceğim. Her gün geleceğim.
Ama ben şimdi başka bir sütaneyi nereden bulayım Cemile abla? Öyle ortalık yerde bırakmak olmaz vallahi. Bebeğim açlıktan ağlıyor. Bari ne olduğunu söyle. Bilmeden bir şey mi yaptık sana? Biri bir şey mi dedi? Kimse bir şey demedi. Bilmiyorum Fadime. Kendi çocuğuma haksızlık ediyormuşum gibi geliyor. Bu süt onun rızkı. Ama sen onlar için kabul etmedin mi bu işi? Orası öyle ama para için süt analığı fena, değil mi? Sen olsan evladının rızkını böler misin? Bak, Yiğit de senin evladın sayılır. Hem o da bir yetim Cemile abla. Babası var mı yok mu belli değil. Abim bile bir kere kucağına almadı. Hoca Emmi de olmasa sevgi nedir bilmeyecek. Fadime yapma. Eğer sana karşı bir hürmetsizlik ettiysem vallahi bilmeden olmuştur. Ben hep ablam diye baktım sana. Sütane diye düşünmedim hiç. Yiğit sütünü içti, kokunu sevdi. Öyle konuşma Fadime. Bilmediğin şeyler var. Neymiş? İşte onları söyle. Bilmediğim şeyler yüzünden açlıktan kıvranıyor yiğidim Cemile abla. Buna nasıl dayanayım ben? Bak Fadime, yarın geleceğim söz. Ama bırak bugün düşüneyim. Bugün şekerli suyla, mamayla falan doyurursun sen onu. Tamam mı canım? Tamam abla. Peki. Eşber Bey, bakın kim geldi. Yavrum, oğlum, yavrum benim. Ne işin var burada senin ana? İşe mi geldin, teftişe mi? Teftişe geldim yavrum, teftişe. Bakayım aslan Eşber'im nasıl çalışıyor. Yaramazlık yapıyor mu diye bakmaya geldim. Anlarsın ya. Ya bırak ana Allah aşkına. Dayım sarmış o belayı buranın başına. Rasim Bey'in hatırı var demesem bir dakika tutmam o karıyı burada. Dayından bir haber var mı? Beni de aramıyor hiç. Çok vefasız çıktı senin bu dayın. Bir inşaat işine giriyorlarmış. Kredi mredi peşinde koşturup duruyorlarmış. Aman iyi. O orada çalışsın, sen de burayı idare edersin. Bışılığı da takma kafana. Ben onu avucumun içine öyle bir alırım ki haftasına kalmaz büyülenmiş gibi her dediğimi yapacak hale gelir. Kız ana, sen yok musun sen? Gene ne şeytanlık var kafanda ha? Dört dörtlük bir yemek hazırlatıyorum. Bunlar tadımlık. Ben gideyim artık. Sen bilirsin. Hala demeyecek misin? Neyi? Benim bildiğim şeyi. Ha şey. Sen söylemezsen ben hiç söylemem ona göre. Ana, o da hevesli lan. Oğlum, oldu bu iş, oldu. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Buyur gel Esat abi. Ya bir şey konuşacağım seninle ama kızar mısın kızmaz mısın bilmiyorum. Niye kızayım ki? Neyle alakalı? Bacınla, Fadime ile. Fadime mi? Ana, ağlar mı kız? Yiğit bebek aç hükümet. Cemile abla emzirmeyecekmiş artık. Benim de hiç sütüm yok. Sabahtan beri ağlayıp duruyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Keşke ölseydim hükümet. Ölseydim hiç değilse Yiğit olmazdı. Kendi perişanlığım bir yana, bir de o benim yüzümden çile çekiyor. Artık dayanamıyorum hükümet. Dayanamıyorum.
Abi bak yumurta buldum. Nereden buldun lan? Çalılarda oynarken anneme söyleyeceğim bunu pişirsin. Hindi yumurtasıdır. Bu olsa olsa ördek yumurtası olur. Olsun oğlum, yine de yeriz. Allah'ım sen beni affet ne olur. Eşber Bey'in Mihriban'a bu kadar tutkun olduğunu bilmiyordum doğrusu. O kız yüzünden hayatı mahvoldu yavrumun. Tutturmasaydı Mihriban diye ben ona memleketin en güzel, en zengin kızını alacaktım. Çok mu duygusal? Kim? Eşber mi? Öyle salak aşık değildir aslında. Ama çok hırslı. İlle de isterim der, başka bir şey düşünmez. Rahmetli babama çekmiş biraz. İnat yani. Bir çocuğu vardı. Yiğit miydi adı? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? O meseleyi hiç açma. O dumanlı hoca olacak herif Fadime'ye sahip çıkıyorum diye torunumu bile göstermiyor. Aa, olur mu öyle şey? Ben istesem söke söke alırım ama gene Eşber'in başı derde girer diye korkuyorum. Yoksa... Düşündüğünüzü yapmanız için benim bir fikrim var. Ne yapacaksın? Bebeği mi kaçıracaksın? Bilmem. Ama birden içime öyle doğdu. Sanki yardımcı olabilirim gibi. El ele verirsek her sorunu halledebiliriz aslında. Siz ve ben beraber. Karşımızda hiç kimse duramaz o zaman. Hiç kimse. Buyur komutan, otur. Oturmayacağım. Sadece bir cümle söylemeye geldim. Neymiş o cümle? Asılsız ihbarlarla devletin güvenlik güçlerini meşgul etmek de bir suçtur Eşber. Bunu kulağına küpe et, tamam mı? Ben istihbaratı sağlam yerden aldım. Saklandıkları yeri buldum. Ama sen kaçakları yine yakalayamadın komutan. Suçlu ben mi oldum şimdi? Buraya seninle tartışmaya gelmedim. Şu cinayet meselesi kafamı kurcalayıp duruyor ne zamandan beri. Hani Mihrel'i öldürdü denilen Adnan... Bir dakika komutan. Orada dur. Adnan'ı Mihrel'i öldürdü diyen ben değilim. Mahkeme. Eğer bu meselede şüphen varsa bana gelme. Ağır ceza reisine git. Senin muhatabın o, ben değilim. Seçtiğin kelimelere dikkat et Eşber. Bu iş senin hayrına olmaz ona göre. Hayrıma olmazmış. Alaaddin'i gönderin bana. Ziyade olsun. Önce seninle konuşayım istedim. Yalnızlık Allah'a mahsusmuş. Yengen öldükten sonra yapamadım. Bizim gözümüz dışarıda olmaz zaten. Çok düşün. Ne kadar malı mülkü de olsa insanın, biz de insanız. Evinde düzen, ahenk olsun istiyor. Önümüzü arkamızı toplayacak bir dişi kuş şart. Fadime'ye denk değilim biliyorum. Ahlakımı, merhametimi bilirsin. Bu yaştan sonra pişirdiği yenilen, diktiği giyilen bir kadından ötesi bize fazla. Fadime olduğu gibi kabul, bebeğine de sahip çıktı. İstersen o da kabul ederse bundan sonra yüzü güler. Vallahi bilmem ki Esat abi. Benden çok bacımın ne diyeceği önemli. Sen istersen onu ikna edersin. Hem bakarsın sana da bir iş falan kurarız. Hoca emminin sığıntısı olmaktan kurtulursun. Bu ömür sür git böyle geçmez Seyfullah. Hem benim için hem senin için. Mihrali. Mihrali kardeş kalk. Ne oldu Arif abi? Hadi kardeş gidiyoruz. Nereye abi?
Bu dağlarda gezinip duracak halimiz yok ki. Bu yakınlarda bildiğim bir yer var. Özüne sözüne sadık insanlar var. Oraya gidelim. Bir iş falan bakarız. Sonrası Allah kerim. Sana son bir şans veriyorum. Bunda da yamuk bulursam haymana kavunu gibi oyarım seni. Ne yapacağım? Veysel'i takip edeceksin. Herifi bıraktık ama her an bir halt yiyebilir. Her gün rapor vereceğim bana. Tıksırsa haberim olacak. Tamam, hallederim. Mihrali'yi hallettiğin gibi mi? O işte benim bir kabahatim yok. Herifleri kendi gözümle görüp haber vermiştim. Tamam ulan, uzatma. Dediğimi yap sen. Bir taraftan da kaçakların izini sür. O iş artık senin namusun, ona göre. Kirletirsen namusunu, kendi elimle temizletirim sana. Tüh be, sigara da bitmiş. Daha ne kadar var abi? Geceyi bulur. Karanlıkta girmek en iyisi. Peki ilçeye uzaklığı ne kadar? Merak etme, fazla uzak sayılmaz. İyi. Gidelim o zaman. Kardeşlik nedir bilir misin? İyi. Bir eksiğimizi mi gördün abi? Kardeşlik sevabı da günahı da paylaşmaktır Mihrali. Aklında bir şey varsa tek kişilik değil, iki kişilik düşün. Biz kardeşiz. Unutma bunu. Unutmam. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Zeynep, hoşça kal kızım. Konuştuklarımız için hazırlığa başla. Merak etmeyin efendim. Gözünüz arkada kalmasın. Bu kız hiç de fena değil. Hem zekası güzel, hem kendi güzel. Aklı da, güzelliği de bana benziyor. Görüşürüz kızım. İyi başladık Zilha, çıngırak Zilha. Hangimiz daha zilli ve çılgınmış göreceğiz bakalım. Bu ne biçim laf evladım? Bize yük falan olduğunuz yok Seyfullah. O düşünceyi sil kafandan yavrum. Siz bize ahir ömrümüzde el ayak oldunuz. Evimizi şenlendirdiniz yavrum. Sen de çok kol kanat gerdin bize. Sağ ol. Şimdi böyle bir durum var hocam. Fadime ne der ki? Ben Fadime'nin ne diyeceğine bakmıyorum da... aslında beni düşündüren bu Fadime'nin durumu. Yani Eşber'le olan. Anladığım kadarıyla da Eşber'in Fadime'yi boşamaya niyeti yok. Değil mi? Bilmiyorum hocam. Boşamazsa Fadime'yi başkasıyla nasıl evlenir? Fadime de kurtulmak istiyor ama... İstersen bu talip meselesini Fadime'ye hemen açmayalım. Ben Eşber'le bir konuşayım. Esat'ı tanıyoruz, iyi adamdır. Ama yaşı da Fadime'ye göre çok ileri. Bu işleri iyi düşünmek lazım. Yanlış bir adım atmayalım. Öyle yapalım. Ama Eşber yokuşa sürerse kötü. İyilikle ya da kötülükle bu boşanma işinin çözülmesi şart. Ne yapsak ki Fadime? Açlıktan mahvoldu bu çocuk. Bilmiyorum Aspala. Akıl makıl kalmadı bende. Dün geceden beri gözünü kırpmadı yiğidim. Hakimetin elinden geçtim. Bu deliği de niye taktın peşine? Biz ağlıyoruz, o gülüyor. Cemile abla gelmem deyince fena oldum.
Ben onu getirmedim hasbihala. Hükümet elimden tutup getirdi beni. Yoksa ağacın orada yığılıp kalıyordum. Hükümetin önünden geçtim. Yiğit hükümet. Bak 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 bak. Mama mama. Bucuk bucuk bucuk. Allah canını almasın. El kadar bebek nasıl yesin o elmayı? Onu yiyemez hükümet. Mama mama. Bucuk bucuk bucuk. Aman bırak. Ne yaparsa yapsın. İnadı tutarsa sabaha kadar uğraştırır bizi. Yiğit hükümet. Emir müller. Aa, uyudu bu. Uyudu mu? Üstüme iyilik sağlık. Aç bebek uyur mu ayol? Vallahi bilmem. İki emdi elmayı hemen uyudu. Hemen uyudu, hemen uyudu. Ah hükümet ah. Sen yok musun sen? Yiğit hükümet uyuyordu. Hükümetin önünden geçtim. Sus. Bebeği uyuttun bari bağırıp da uyandırma. Yatır kızım şunu. Tamam. Öğürme, iç iç. Bir düzünü ot var onun içinde. Bari şeker koysaydık Zöhre Ana. Çay mı bu kız? İlaç. İlaca şeker mi konurmuş? İç kızım, zehir değil ki bu. Ama çok acı ya. Acı olacak tabii. Acısını alırsan şifası da gider. Şunun derdine bak. Ölümden dönmüş, ilacım acı diye ağlıyor. Tövbe tövbe. Oh, hele şükür. Şimdiki kızlar da pek şükürsüz anam. Şükürsüz değil de nazlılar. Çok mu yüz veriyoruz? Kızılcık sopasıyla dövmek lazım. Büyük sözü dinlemeyi öğrensinler. Yenisini mi kaynatacaksın? Öyle, gel gel. Sen ne yaptın Emine? Neyi? O mesele ne oldu? Aman be, o da pek yüreksiz çıktı Mihriban. Ağzında geveleyip duruyor, bir türlü söyleyemiyor. Dayanamayıp sen mi söyledin yoksa? Dilimin ucuna geldi ama yuttum. Boş ver, onun kıvrandığını görmek daha çok hoşuma gidiyor aslında. Deli. Ne yapayım, ben böyleyim işte. Mihrali'den bir haber var mı? Yok. İyi mi değil mi? Aç mı susuz mu? Neredeler bilmiyorum. Başına bir bela gelmesinden korkuyorum. Aha. Ne o? Sigara. Hey yavrum hey. Kısmete bak. Hem de yarısı duruyor. O kadar derler ormana izmarit atmayın diye. Bu sigara yeni atılmış abi. Buralardan biri geçip gitmiş. Kısmetimizi de bırakmış işte. Oh be. Dünya varmış. Altın bulsam bu kadar sevinmezdin ha. He ya. Altınla ne işimiz olur bizim Mihrali? Oh, şimdi Fizan'a kadar yürürüm işte. Arkada kalmak yok ama. Hadi bakalım. Mihrali, bir şeyin yok ya kardeş. Yok. Kısmete bak. Ömrümüz mağaralarda, inlerde geçiyor. Şimdi çukura düştük. İstersen ben de geleyim ha. He, gel gel. Belki bir yerlerde armut marmut da vardır ha. Ha 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 ha